Gezelim görelim dedik. Lezzeti büyük, dükkanı küçük bir mekana geldik. Evet, neredeyiz? Tuna köftesi. Adapazarı tuna köftesindeyiz. Tuna köftecisindeyiz. Tuna köftecisine nasıl gelinir? Konumu nerede? Konumu deyince çok basit bir yerdeyiz. Adapazarı'nın tam ortasındayız diyelim, öyle diyelim. Bosna Caddesi'nin sonundayız. Elektrovolt'un tam karşısı. Yani çok basit bir yerdeyiz. İsteyen herkes bulur. Herkesi bekliyoruz buraya. Biz lezzetinin namını, şanını duyup geldik. Bu lezzeti biraz da sizden dinleyelim. Vallahi abla, lezzet deyince işin erbabı işimiz kendimiz yapıyoruz. Köfteyi kendimiz yapıyoruz. Yani her şey kendimize ait. Sevgi veriyoruz. Ne bileyim, hizmetimizi kendimiz yapıyoruz. İşte gördüğümüz gibi her şeyi. Gelen de memnun kalıyor abla. Ne bileyim. Hani hem basiti böyle hem şekilde anlattığım şekilde. Severek yapıyoruz ablacığım. A'dan Z'ye yapınca bir de işin içine sevgi de girince böyle lezzetli Aynen. köfteler ortaya Aynen. çıkıyor. Bir de sizin tatlınız var, sütlaç. Ona da bayıldık. O nasıl? Valla onu hiçbir katkı maddesi yok onun. Normal aynı şekilde yapıyoruz ve ikram ediyoruz. Yani nedir? Onların bazıları böyle karıştırıyorlar ama bizde o yok. Süt, şeker, su kaynatıp sütlaçımızı yapıyoruz. Tamamen doğal. Hiçbir katkısı yok. Hiçbir katkısı yok. Biraz da sizi tanıyalım. Tuna köftecisinin sahibi kimdir? Tuna köftesi Kemal Koyuncu. Sakarya doğumluyum. Doğma büyüme buralıyız. Göçmeniz. Yugoslavya'dan göçmen geldik. İşte 50 seneden beri babalar falan hep buralıyız. Ben de bu işi bir yerde çıraklık olarak yaptım. 10 senemizi verdik. İşte 96'dan beri de buradayız. Bu köfteyi yemek için hangi saatlerde gelmek lazım ya da hangi günlerde? Vallahi her gün, pazar hariç her gün. Öğlen, çoğunlukla biz öğlen hizmet ediyoruz. Saat 11 ile işte 4-5'e kadar. Ondan sonrası Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Şube açmayı düşünüyor musunuz? Yok. Tek yeter. Kendin yap. Öbür taraf büyüttüğün zaman işi dağıtırız. Tek başına yeter. Az olsun, öz olsun Az diyoruz. olsun, aynen. Az olsun, temiz olsun. Müşteriye karşı da ilgi alaka olsun. Çünkü bazı yerlerde işleri büyütüyorsun. Büyüttüğün zaman bu sefer ilgi alaka, müşteriye karşı ilgi alakayı gösteremiyorsun. Bu sefer dağıtıyorsun. Bir yerden toparlayayım diyorsun, bir yerden kaçırıyorsun. Yani o yüzden ufak olsun, temiz olsun. Her zaman müşteriye karşı daha güler yüz olsun. Ve her zaman da bakmamız lazım. Bakmamız lazım. Onlar benim veli nimetimdir. Öyleyse ben sizi fazla tutmayayım. Siz müşterinize bakın. Bu sohbet için de çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. Mekan burası. Ne zaman canınız istiyorsa buyurun gelin. İnşallah herkesi meşhur Tuna Köftecisi'ne bekliyoruz. Sakarya'nın efsane avukatlarından Mehmet Mangıroğlu'nu köfte yedikten sonra yakaladık. Evet efendim, köftemizin tadı nasıldı? Nefis, çok güzel. Yani bu köftenin lezzetini depremden önce de biliyorduk. Depremden sonra da Kemal burada açtı dükkanını. 20 yıldır en az ayda 2 kere damak değişikliği için, tadlı için burada gelip yiyorum. Buna uygulamada Kemal'in tabiriyle macir köftesi diyorlar. Ama bu yörede, bu şehirde yaşayan herkes bu tattan tadıyor, bu lezzeti tadıyor. Çok nefis bir köfte. Sakarya tabii köftenin bol olduğu, ıslama köftesiyle, İnegöl köftesinin uygulamasıyla bol olduğu bir yer. Ama Kemal'in bu köftesinin de ayrı bir lezzeti var. Yaşadığımız sürece buraya ailece, dostlarla gelmeye devam edeceğiz. Bu macir köftesini tatmayı sizleri de bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Rica düşünceleriniz için. ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Bir tane hanımefendiyi yakaladık ve köftelerinin tadını soralım. Evet, köftemizin tadı nasıldı? Yani çok güzel, çok beğendik. Yani yaklaşık her gün buraya geliyoruz diyebiliriz köfteyi. Her gün? Evet, her gün. Yakında çalışıyoruz burada, yakınlarda çalışıyoruz. O yüzden çok beğenerek, severek geliyoruz buraya. Bu demek oluyor ki her gün bıkmadan, usanmadan yenebilecek bir köfte. Evet. Sizden de alın düşüncelerinizi. Hemen hemen çoğunlukla geliyoruz vardiyalarımız uyduğu takdirde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.